Allah'ım bana bir dert, musibet isabet etti. Sen de merhametlilerin en merhametlisisin ya Rabbi. Allahu Teala Ey Aleyhisselam'a i <laughs> selam'a urkul biriclike haza muttasalun Ayağını yere vur. Ayağını yere vurdu su çıktı. O suyu içti ve yıkandı. Allah ondaki bütün dertleri giderdi. Eyüp aleyhisselam böylece dertlerinden kurtulmuş oldu. Şimdi Allahu Teala bu bela ve musibetler bir uyarı da olabilir bizim için. Hocam her bir kişinin başına gelen bela ve musibetler söz konusu olduğu gibi Hı. toplumların, toplulukların ve hatta tabii. bütün dünyayı saran bela ve musibetler de söz konusu. Tabii tabii. Bütün bunlar bu kadar büyük bir insan topluluğunun başına neden gelir? Bunu da biraz üzerine durmak lazım. Şimdi gelsin. bu konu biraz hı. derin bir mevzu yani uzun gider. Şunu söyleyelim ayet-i Özet kerimede hı. "Men ihteda fe nefsi. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete ermiş olur. Ve man dallafe inemaye Kim de dalalete düşerse" o da kendi nefsi için dalalet ve sapıklığa düşmüş olur. Vela teziru vaziratun visra uhra. Kimse kimsenin günahını çekmez diyor Cenab-ı Hak. Gelen peygamberler genelde kavimlerine şunu söylemişler. Kur'an'ın ifadesiyle inni ehafu aleykum azabe yevmin azim. Yani o gelecek olan azabın azap gününden korkuyorum sizin için çünkü insanlar bazen Allah'a inkar etmişler peygamberi yalanlamışlar isyan etmişler yaratılışın dışına çıkmışlar putlara tapmışlar Allah'ı unutmuşlar nimetleri inkar etmişler. Allah'a şükür bırakmışlar. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Yunus Aleyhisselam geldiği kavme Allah'ın birliğini ve Allah'a ibadet etmeyi onlara anlattı. Hı, hı Ama kavmi ilk önce direndi Yunus Aleyhisselam'a. Efendim ona iman etmediler. Ama Yunus Aleyhisselam onların üzerine bir azabın geleceğini söyledi. Sonra o azabın gelmesini üç gün kala insanlar bir tepede toplandılar. Ve o üzerlerindeki o kara bulutları görünce hep birlikte Allah'a tövbe ettiler. Yalvardılar. Allah onların tövbelerini kabul etti ve onları bağışladı. Allah'ın bağışlaması boldur. Allah'ın rahmeti çok geniştir. Eğer Allahu Teala kullarına işlemiş olduğu Hı. zulümlerden ve günahlardan Allah kullarını cezalandırmış olsaydı Hı. yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Allah cezalandırmıyor. Allah'ın rahmeti geniş, mağfireti geniş. Allah mühlet veriyor. Hmm. Allah kulunu affediyor. Diyor ya, Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Kullarımı haber ver, ben kullarımı affederim diyor. İnne Allahe yagfiru zhunube cemi'a, innehu gafurur rahim. Allah bütün günahları affeder ve bağışlar. Tövbe edebileceğimiz o mühleti de bize evet. e, verdiği nefesle evet. ne yapmış oluyor sağlamış oluyor. Peki hocam e, peygamberlerimizin başına bir musibet bir bela geldiğinde onlar nasıl Hı. dua etmişler? Yani biz bugün evet. başımıza gelenler karşısında e, ilk sarf edeceğimiz cümleler neler olmalı? Şimdi hem onu söyleyelim hem de e, bizi dinleyenlere bu başımıza işte bir salgın hastalık geldi. Bu hastalık karşısında bizde neler yapmalıyız? Onu da ifade edelim. Buyurunuz. Bela ve musibetler anında Peygamber Efendimiz ve Vesselam bizlere öğrettiği bir şey var. O da şudur. Eğer böyle bir bizi üzen bir sıkıntılı bir durumla karşılaştığımız zaman şunu demeliyiz. Resulullah Efendimiz bize öyle emrediyor. Şunu deyindir. diyor. Ellezine izâ esâbetun musibetun inna lillâh ve inna Biz Allah'a aitiz. Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Biz bu ifadeyi sadece cenazelerde kullanıyoruz. Ama Resulullah Efendimiz bize her yerde bunu söylememiz gerekiyor. Biz buna şunu da ilave edelim. La havle ve la kuvvete illa billah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bu duayı bunu devamlı söylemeliyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bize öğütlüyor. Biz ayrıca metanetli olmamız gerekiyor. Sabretmeliyiz. Sonra Ümidimizi yitirmememiz gerekiyor. Hmm. Tabii. Şimdi efendim inşallah biz millet olarak hep birlikte bu hastalığı yeneceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah, i̇nşallah hocam. yetkililerin sözlerine dikkat edersek hı hı. onlara uyarsak karantinaya güzel bir şekilde uyarsak zafer günlerimiz yakındır. İnşallah. 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 Hem bütün dünya, hem ülkemiz. Tabii, hepimiz tabii. kurtulalım. Biz millet olarak bir birlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bunlar birlik ve beraberlikle olur. Bu millet, nice badireleri atlatmış bir millet. Ben şimdi görüyorum mesela, millet bir dayanışma içerisinde. Şükürler olsun, evet. Vefa destek grubuna Efendim, o grupta çalışan kardeşlerimiz var. Hı hı. Evlerden evlere koli taşıyorlar. Yine devlet yetkililerimiz hastalığı bertaraf etmek için gece gündüz çalışıyor. Hele doktorlarımız. Ya hocam. Şu anda bizi dinliyorlarsalar, biraz sonra onlara dua edeceğiz. İnşallah. E o sağlık çalışanlarımız, ya. hemşirelerimiz bir canı kurtarmak için. Büyük mücadeleler veriyor. Devletimiz, devlet yetkililerimiz, adeta herkes seferber olmuş. Biz millet olarak birlik beraberlik içerisinde olursak, Seval Hanım, bu milletin yapamayacağı bir şey yoktur Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah. Ama dua da yardımcı olacaktır, değil mi hocam? İnşallah. Bu tip durumlarda da evet. özellikle Peygamber Efendimiz karşılaştığında nasıl dualar edermiş? Nasıl yaklaşırmış meseleleri? Biraz da bunun üzerinden Şimdi, e, gidip duamıza evet, da geçiş yapabiliriz. şöyle yapalım. Şimdi Hı. Ba, dua, kavli ve fiili dua. Hı. Sözümüz devamlı ağzımızdan dua eksik olmayacak ama Hı. fiil duaya da. Ne demek? Ne demek? Yani mesela dua ediyoruz. Allah'ım ya Rabbi bizi sen Hı. deprem felaketinden muhafaza ile koru ya Rabbi. Hı. Dua ediyoruz değil mi? Evet. Bu kavlidir, söz ile söylüyoruz. Fiili nedir? Depremden korunmak için evi de sağlam yapmamız. Fiili dua da budur. Bir örnek verdik kardeşlerimiz anlasın diye. Yani yapmamız gereken her şeyi yapmamız yapacağız. Yapmamız gerekenleri yapacağız. Dua. Şu anda mesela bizim fiili dua olarak ne yapmamız gerekiyor? Birbirimize yardımcı olacağız. Evden çıkmayacağız. Tabii. Yetkililerin yetkil söylediklerini tabii, yapacağız. Tabii. Efendim yardımlaşacağız. Hı. Hepimizin üzerine düşen vazifeler var bu vazifeleri yerine getireceğiz